Diyelim ki A ve B bu tepkimede istenilen ürünleri oluşturuyor. Küçük A ve B harfleri de dengede olan tepkimedeki kat sayıları temsil ediyor. Eğer büyük bir harfle gösterdiğimiz A ve B'nin derişimini artıracak olursak, A ve B aynı alanda birbirlerine daha yakın olacak. Bu nedenle de tepkimeye girmeleri kolaylaşacaktır. Sonuç olarak da tepkime hızı artacaktır. Bu, aslında birçok tepkime için geçerlidir. Eğer reaktantların derişimini arttırırsanız tepkime hızını da arttırırsınız. Aslında bunu deney yaparak kanıtlamaya çalışabiliriz. Mesela A'nın derişiminin tepkime hızına etkisini incelemek istiyoruz. O zaman B'nin derişimini sabit tutmamız gerekiyor. Yani yapacağımız deneylerde B'nin derişimi hep sabit kalacak. Bir yandan da A'nın derişimini değiştirip tepkime hızında ne gibi etkileri olacak diye bakacağız. Kararlaştırma için de tepkimenin başlangıç hızını kullanacağız. Çünkü tepkime ilerledikçe ürünlerin derişimi artacak. Tepkime de tersinir olduğuna göre bu ürünler tepkime hızını etkileyebilir. Ama bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız reaktantların derişiminin değişmesinin tepkime hızı üzerindeki etkisine bulmak bu yüzden reaktantların olduğu ama ürünlerin henüz oluşmadığı durumdaki tepkime hızını yani başlangıç hızını kullanacağız. İlk deney için A'nın derişimi 1 molar olsun diyelim. Tepkime hızı da 0,01 molar bölü saniye. İkinci deneyde ise B'nin derişimini sabit tutarak A'nın derişimini 2 katına çıkartalım. Bunun sonucunda tepkime hızının da 0,02'ye çıktığını görüyoruz. A'nın derişimini 2 katına çıkartmamızın tepkime hızına etkisi nasıl oldu? Tepkime hızı da 0,01'den 0,02'ye çıktı. Yani tepkime hızı da 2 katına çıktı. O zaman bir üçüncü deney daha yapalım. A'nın derişimini bu sefer 3 katına çıkartalım. Evet. Bu sefer 3 katlık bir fark uygulayalım ve tepkime hızına etkisini inceleyelim. Tepkime hızı da aynı şekilde 0,01'den 0,03'e çıktı. Dolayısıyla hız da aynı şekilde 3 katına çıktı. O zaman tepkime hızıyla tepkimeye girenlerin derişimi arasındaki bağıntıyı bulalım. 2 üssü kaç sizce 2'ye eşit olur? Bunun cevabı tabii ki x eşittir 1. 2 üssü 1, 2'ye eşittir. Aynı şeyi ikinci karşılaştırma için de yapabiliriz. 3 üssü kaç 3'e eşit olur? x için cevabımız yine 1. 3 üssü 1, 3'e eşit. Demek ki tepkime hızı a'nın derişimi üssü 1'e orantılı. Evet, bu çizdiğim komik sembol orantılı anlamına geliyor. Şimdi aynı şeyi b'nin derişimi için de yapalım. Yine aynı şekildeki B'nin dirişimini değiştirerek bunun tepkimi hızı üzerindeki etkisine bakacağız. Tabii ki bu deneyler için de A'nın derişimini sabit tutacağız. Bu şekilde sadece B'nin tepkimi hızına olan etkisini ölçmüş olacağız. İlk deneyde B'nin derişimi 1 molar. Tepkimi hızı ise 0,01 molar bölü saniye. Sonrasında ilk olarak B'nin dirişimini iki katına çıkarıyorum. Yani A'nın derişimini sabit tutarken B'nin derişimini 2 molar yapıyorum. Bu şekilde tepkime hızını ölçtüğümüzde bulduğumuz değer 0,04 olacak. Kısaca B'nin derişimini, tabii ki A değil B, evet B'nin derişimini 2 katına çıkardık. Tepkime hızı ise 0,01'den 0,04'e yükseldi. Yani tepkime hızı bu sefer de 2 değil 4 katına çıktı. O zaman ilk sonuçları bir üçüncü deneyle karşılaştıralım. B'nin derişimi bu sefer 1 molardan 3 molara çıkarılıyor. Yani B'nin derişimini 3 katına çıkartıyoruz. Peki sizce tepkime hızı nasıl değişir? Hızın da 0,01'den 0,09'a yükseldiğini görüyoruz. Bu durumda hız tam tamına 9 kat arttı. Şimdi 2 üssü kaçın 4'e eşit olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Sanırım bu sefer üssü x yerine y yaparsam karışıklık da olmaz. y'nin burada 2'ye eşit olduğunu kolayca bulabiliriz. 2 üssü 2, 4'e eşit. Peki, 3'ün kaçıncı y kuvveti 9'a eşit olur? Cevap yine 2. 3 üssü 2, 9'u veriyor. Demek ki tepkimi hızı b'nin derişiminin karesiyle orantılı. Artık bütün bulduklarımızı bir araya getirebiliriz. Böylece de hız ifadesini oluşturmuş oluruz. Deney sonuçlarına göre tepkimi hızının a'nın derişimi üssü 1'e ve de b'nin derişimi üssü 2'ye orantılı olduğunu biliyoruz. Artık burada tek eksik olan şey hız sabiti dediğimiz k. Bu şekilde hız ifadesini de oluşturmuş olduk. Şimdi bunların üzerinden teker teker gidelim. Büyük harfle yazdığımız r bizim tepkimi hızımızın sembolü. K hız sabiti. Evet, tepkimenin hız sabiti. Sonuç olarak tepkime hızıyla hız sabiti farklı şeyler. Eğer reaktantların derişimi değişirse tepkime hızı da değişiyor. Ama aynı şey hız sabiti için geçerli değil. Reaktantların derişimi değişince hız sabiti değişmez, sabit kalır. Ama mesela sıcaklıkta değişiyor. Tabii bunu bir başka videoda konuşacağız. Bu nedenle şimdi çok detaylandırmasak da olur. Bu şekilde tepkime hızı A'nın derişimi üssü 1'e orantılı. Bu nedenle de tepkime A'ya göre birinci derecedendir diyebiliriz. Ama öbür yandan B'ye göre de ikinci derecedendir. Çünkü burada 1, 2 var. B'ye göre ikinci derece. Ama tepkimenin derecesinden ya da mertebesinden bahsediyorsak, hız ifadesindeki reaktantların derişiminin üstleri toplamını bulmamız gerekir. Öyleyse tepkimenin derecesi 1 artı 2'den 3'tür. Yani tepkime 3. derecedendir. Şimdi ilk olarak yazdığımız tepkimeye geri dönelim. Elimizdeki tepkime buydu. Öncelikle genel bir hız ifadesi. Hız denklemini yazalım. O zaman r eşittir hız sabiti çarpı a'nın x kuvveti çarpı b'nin y kuvveti. Bunu bu şekilde yazmamın nedeni Tepkimede gördüğümüz kat sayıları kullanamayacak olduğumuzu göstermek. Bu da bu kat sayıları alıp hız denklemine yerleştiremeyeceğiz demek oluyor. Maalesef işimiz bu kadar kolay değil. Öncelikle tepkimenin mekanizmasını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buraya yazdığımız üsleri deneysel olarak bulmamız gerekiyor. Yani deneysel verilerimize bakıp oradan bulmamız lazım. Bu üsler bir diğer yandan da hız sabitinin birimini değiştiriyor. Mesela buradaki biraz önce yaptığımız örnekteki hız sabitinin birimini bulalım. Tepkime hızının birimi molar bölü saniyeydi. Biz ise hız sabitinin yani k'nın birimini bulmak istiyoruz. Derişimlerin birimi tabii ki molar. Öyleyse burası molar üssü 1 olacak. Burası da moların karesi olacak. Yani moların karesi. Şimdi bunu k için çözmemiz gerekiyor. İlk olarak iki moların birbirini götürmesine izin verebiliriz. O zaman solda 1 bölü saniye kalacak. Tabii bunu bir de moların karesine bölmemiz gerekiyor. Yani 1 bölü saniye çarpı molar kare. Ya da bunu 1 bölü molar kare çarpı saniye olarak da yazabiliriz. Bu tepkime için K'nın birimini bulmuş olduk. Yani üçüncü dereceden bir tepkime için K'nın birimi. Ama K'nın birimi tepkimenin derecesine göre değişecektir. O zaman bu ikinci tepkimeye de bir göz atalım. Bu tepkime için ürüne dönüşen tek bir reaktantımız var. İlk deneyde A'nın derişimi 1 molar. Tepkimenin başlangıç hızı ise 0,01 molar bölü saniye. A'nın derişimini 2 katına çıkarsak da hızın sabit kaldığını görüyoruz. Hız hala 0,01 molar bölü saniye. Yani A'nın derişimini 2 molar yapsak da hız değişmedi. Aslında tepkime hızını 1 ile çarptık gibi oldu çünkü sabit kaldı. Şimdi 2 üssü x diye düşünürsek x burada 0 olmalı. Çünkü 2 üssü 0 1'i veriyor. Zaten her sayının 0. kuvveti 1'e eşittir. O halde tepkime A'ya göre 0. derecededir. Yani hız eşittir hız sabiti çarpı A'nın derişimi. Burada tek bir reaktant vardı. Onun da üssü sıfır olduğuna göre hız eşittir hız sabiti diye yazabiliriz. Bu durumda hız sabitinin birimini bulmak istersek de aynı şekilde hız sabit biriminin hız birimine eşit olacağını söyleyebiliriz. Yani molar bölü saniye. Demek ki hızın birimi aynı zamanda hız sabitinin birimi olacak. Böylece bu örneklerle beraber tepkimenin derecesine göre kanın biriminin de değişeceğini de göstermiş olduk.